Medya Haber'den merhaba. Özel programla karşınızdayız. Kürdistan'da, özellikle Kürdistan'da devam eden yangınları konuşacağız. Dersim'de, Bitlis'te, Şırnak'ta, Cudi'de, Gabbar'da, Bingöl'de, Çevlik'te, yani birçok yerde ormanlar yanıyor ve ormanların söndürülmesine ilişkinde hiçbir adım neredeyse atılmıyor kamuoyu baskısıyla. Bazı yerlerde sivil halk ya da yerel yönetimler orman yangınları için adım atıyor ama devlet güçleri engelleniyor. Hatta söndürülen bazı ormanlarda ilginç bir şekilde yeniden başlıyor. Bunları konuşacağız. Değerli konuklarımız var. Gelişmeleri yakından takip eden Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDP İzmir Milletvekili. Sayın Koçyiğit, hoş geldiniz yayınımıza. Yine Muş Milletvekili. Pardon, özür dilerim. Muş Milletvekili, evet. Özür dilerim. Hep öyle akılda kalmış nasıl olmuşsa, özür dilerim. Muş Milletvekili. Yine Selman Karasu, Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden. Siz de hoş geldiniz Selman Karasu yayınımıza. Teşekkürler. Gülistan Hanım, isterseniz sizinle başlayalım. Doğrusu orman yangınları, doğa ekoloji felaketi olarak konuşuyoruz ama tüm dünyada bir bütün olarak bu türden ekolojik felaketlerle karşı karşıya. İşin Kürdistan boyutunu konuşmaya başlamadan önce, dünyayı bu ekolojik felaketlerle yüz yüze getiren temel etken üzerine kısaca ne demek mümkün? Şöyle bir girizgah olsun ama ondan sonra ayrıntılı olarak Kürdistan'ı ve Türkiye'yi konuşalım. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Tabii eğer ekolojik bir krizden bahsediyorsak, aslında yeryüzünün sonunun geldiği tartışmalarını yürütüyorsak, bunun en büyük sebebi olan kapitalizmi, kapitalist sistemi konuşmak zorundayız. Çünkü biz şunu iyi biliyoruz, aslında kapitalizm, yani içerisinde yaşadığımız sistemin kendisi, doğayı işte ekosistemin bir ekosistemi bir bütün olarak görmüyor ya da insan-doğa ilişkisini gerçek anlamda karşılıklı birbirini besleyen, birbirini geliştiren ve bir yerden görmüyor. Tamamen kar hırsıyla hareket ettiği için, doğayı da bir meta olarak gördüğü için. Onun için doğanın her şeyinden, etinden, sütünden, yer altından, yer üstünden, işte deresinden, ağacından, yaprağından, rüzgarından, güneşinden, yani aklınıza ne gelirse her şeyinden aslında rant devşirmeye çalışan, kar elde etmeye çalışan ve doğayı aslında sömürmeye çalışan bir sistemden bahsediyoruz. Onun için bugünkü bu küresel felaketin, bu iklim krizinin tabii ki en büyük sebebi içinde yaşadığımız bu kapitalist sistem. Her şeyi kar diye gören aslında azgın sermaye, kanserleşmiş endüstriyalizm ve biz ne yazık ki bugün artık bunu çok acı sonuçlarıyla, çok büyük, yani tahayyül edemeyeceğimiz kadar, eskiden afet denildiğinde yani bir yerde bir deprem olurdu, bir ne bileyim bir köyü bir su vururdu bir ilçe. Şimdi artık tamamen bölgeleri, kıtaların, coğrafyaların şeklini değiştirecek kadar aslında büyük değişimler oluyor. İşte düşünün, 10 bin yılların cilo buzulları eriyor, kutuplar eriyor. Dünyada birçok yer belki de yeryüzünden kalkacak, bazı yerler su altında kalacak, sular yükseliyor ve bütün bunların müsebbibi kapitalizm ama tabii ki aslında insan. Peki. Yani kapitalizmin de yaratıcısı olan insan. Peki. Giriş babında size de aynı şeyi sormak istiyorum, özellikle bu felaketle ilgili tüm dünyada kasırgalar, işte diğer taraftan yangınlar, seller, 9-10 ay yanan ormanlardan söz ediliyor. Yani işte ya da işte Madagaskar gibi 4 yıl boyunca tek damla yağmurun düşmediği büyük kuraklıklardan söz ediliyor. Buzullar hakeza yine eriyor. Nedir bu tablo? Gerçekten insan bu kadar mı barbar? Kendi sonunu getirecek kadar. Kapitalizmin bu barbarlığı bu kadar dikkat çekici hale nasıl geldi? Salman Bey, size sordum. Evet, Gülistan Hanım'ın da bahsettiği gibi aslında sorunun temel kaynağı kapitalizm ve kapitalizmin yaratmış olduğu iklim krizidir. Yalnız iklim krizini yani tek tek insanların yaratmış olduğu bir şey olarak görmek de sanırım sorunu doğru koymak noktasında yanılgılı bir yaklaşım olacaktır.
Bunu daha çok kötü yönetim ya da antidemokratik yönetimler bağlamında değerlendirmek daha önemlidir. Ki iklim krizinin yani tek çaresi de iklim krizinin sonuçlarıyla beraber ise çare olacak tek yaklaşım biçimi de aslında bu kötü yönetimlerin son bulmasıdır. Yani dünyadaki tüm yönetimleri aslında demokratikleştirmekten geçiyor bir şey. Çünkü iklim krizini yaratan şey aslında halklara sormadan, insanlara sormadan, orada yaşayan canlılara sormadan HES yapmaktır. Ya da oralara yaşayan canlılara sormadan barajlar yapmaktır. İşte bütün o alanı yerle yeksan etmektir. Ki bu dünyanın her yerinde aynı şekilde gelişiyor aşağı yukarı. Dolayısıyla aslında doğal döngünün kendiliğinden müdahale etmektir. Bu anlamda aslında kötü yönetimdir, antidemokratik yönetimdir iklim krizinin temel mevzusu. Yoksa sadece biz emisyonları azaltarak tüm bu süreçlerden kurtulamayız. Bu bir gerçektir. Dolayısıyla dediğim gibi Engin Hanım da ifade ettiği gibi belki de kapitalizm yaratmış olduğu bu felaketlerin, iklim krizinin sonuçlarının bu şekilde devam etmemesinin tek çözüm yolu da tüm yönetimleri demokratikleştirmekten geçiyor. Ve elbette ekolojik bir direnişten geçiyor. Peki. Buradan biraz doğrusu ağırlıkla kendi boyutumuza dönmek istiyorum. Gülistan Hanım'la yine devam edelim. Şimdi Kürdistan'da da özellikle son günlerde orman yangınları birdenbire yoğunlaştı. Ama diğer taraftan da bunların askeri ve ekonomik amaçlarla yakıldığına dair de ciddi görüntüler, bilgiler yansımaya başladı. İşte bugün de televizyonumuzda Alternatif Gündem'de 2009 yılının bir raporu yayınlandı. Dersim'de 26 ayrı bölgede sondaj çalışması yapılmış. 26 ayrı bölgede ise tespit edilen maden alanları son 5 yılda özellikle yakılan, yok edilen alanlar. Yani askerlerin top atışlarıyla işte çeşitli biçimlerde, bilinçli bir biçimde benzin dökerek yaktıkları alanlar. Şimdi bu boyutuyla değerlendirdiğimizde Kürdistan'daki politikayı nasıl değerlendirmek lazım? Gerçekten yani hem askerlerin bilinçli yaktığı alanlar, hem işte havadan bombalamalarla yakılan alanlar, hem de diğer taraftan maden sahaları ve Cengiz Holding'e, Limak'a, şuna buna ihalesiz bir biçimde peşkeş çekilen orman ve tarım alanları. Bunu konuşalım istiyorum. Ne düşünüyorsunuz bu noktada? Gerçekten bu politika kamuoyuna yansımıyor mu, bilinmiyor mu? Nedir durum? Ya aslında şimdi ilk soruyla bağlantılı düşününce aklıma hemen şöyle bir şey geldi. Biz Kürtler ya da işte Kürdistan coğrafyası aslında belki de o kadar şanssızız ki. Düşünün aslında yaşayacağımız orman yangınını bile genel bir iklim krizinin sonucunda yaşamıyoruz. Yani diyelim ki her yerde yangınlar oluyor. Hava sıcak. Hani yangın çıkması normal bir şey. Normal derken doğanın bir, yani olabilecek bir şey. Ama biz bunu yaşayamıyoruz. Yani Kürdistan'da yaşadığımız orman yangınları çoğu zaman aslında devletin bilerek ve isteyerek çıkarması sonucunda olur. Yıllardır aslında Kürdistan'da uygulanan özel savaş konseptinin, göçertme politikasının, insansızlaştırma politikasının bir uzantısı olarak ele almak gerekiyor. Bu anlamıyla hem Dersim'deki yangınları hem Bitlis'teki yangınları, işte Bingöl'deki yangınları öyle alalade kendiliğinden hava çok sıcaktı da çıktı gibi yangınlar olmadığının altını çizmemiz gerekiyor. Çoğu zaman bu yangınlar nasıl çıkıyor? Birincisi karakol ve kalekollardan açılan ateş sonucu. Yani genelde buralardan atılan ne olduğunu çok bilmediğimiz ama yanıcı maddelerin aslında bir şekilde atılması sonucunda. Ya da operasyona çıkılıyor gerekçesiyle işte operasyon bölgelerinde yakılan ateşler sonucunda. Ya da çok açık ve net bir şekilde hiç bunlara bile ihtiyaç olmadan yakanın denilerek yakılan şeyler, ki en son biliyorsunuz sosyal medyaya da bir görüntü düştü. Evet. Askerler diyor işte orayı da yaktık, burayı da yaktık. İşte kimse burada bağlanamayacak vesaire. O anlamıyla bu meselede aslında AKP, MHP'nin nasıl aslında 100 yıllık o cumhuriyetin tarihini devraldığını, nasıl o hafızayı devam ettirdiğini çok açık ve net görüyoruz. 38'de ne yapıldıysa bugün aynı şey yapılıyor. Çok açık ve net. Hani bugün Dersim ormanlarını konuşuyoruz. Dersim coğrafyasını konuşuyoruz.
38'de de Dersim insansızlaştırılmak istendi. 38'de de Dersim özünden boşaltılmak istendi. Kimliğinden boşaltılmak istendi. Şimdi de aynı şey yapılıyor. 38'de bir katliamla, bir soykırımla bu yapıldı. Hem doğası hem insanı kırıldı. Bugün insanını belki fiziki anlamda birebir böyle kitlesel bir katliama girişmiyorlar. Ama doğasını yok ederek, bütün aslında kutsallarını yok ederek, orada yaşam imkanını ortadan kaldırarak halkın bir şekilde göçertmeye ve oraları insansızlaştırarak aslında Dersim'i bir kez daha işgal etmeye çalışıyorlar. Bu çok açık ve net. Bu anlamıyla bu meselenin Kürt sorunuyla olan bağını açığa koymamız gerekiyor. AKP'nin, AKP-MHP ittifakının Kürt sorunundaki çözümsüzlük politikası 2015'ten beri derinleşerek devam ediyor ve bu çözümsüzlük politikasını biz günü geliyor işte sabanların işte ekin alanlarının yakılması olarak görüyoruz. Yeri geliyor işte Cölemert'te çoğu zaman çobanların işte hayvanlarını otlatan insanların açık ve net bir şekilde hedef gözetilerek katledilmesi olarak görüyoruz. İşte yeri geliyor Dersim'de, Bingöl'de ya da Bitlis'teki orman yangınları şeklinde görüyoruz. Çok açık ve net bugün basına da yansıdı. Sizin televizyonunuzda da vardı. Görgü tanıkları ve yangını söndürmeye giden gönüllüler, halk şunu diyor. Biz yüzlerce boş mekeğe ait boş kovan buluyoruz arazide. Yani bu yangınların olduğu bölgelerde bunu ifade ediyorlar. Biz bunu hep söylüyorduk. Ben Kürdistan'da yani Dersim'de yaşarken de şunu biliyorum. Sürekli ormanları yakarlardı. Yani yıllardır yakılan bir şeydir. Sadece yakmazlardı da. Örneğin tırtıl sararlardı. Bir yıl çok hatırlıyorum. Biyolojik bir savaşın aletidir. Aracı olarak tırtılları atmışlardı ve bütün meşe yapraklarının ağaçlarını o tırtıllar yemişti. Örneğin doğaya zehirli yılan salıyorlar. Ya da o coğrafyaya ait olmayan bazı işte engerekler vesaire sene. Bütün bunların bilerek ve isteyerek bir özel savaş yöntemi olarak uygulandığını çok iyi biliyoruz. Tabii sizin de belirttiğiniz gibi bugün bu özel savaş yönteminin üzerine AKP'nin bu beşli çetesini, müteahhit çetesinin doymak bilmeyen karları için de aynı zamanda maden sahası olarak da Dersim'i planlamışlar. Yüzlerce verilen maden ruhsatı var ve bu bölgeler aynı zamanda Bercan Dağı boydan boya maden alanı olarak da ruhsatlandırılmış. Maden arama için de aslında buralar peşkeş çekilmiş durumda. Maden işini biraz sonra tekrar konuşmaya devam edelim. Doğrusu önemli olduğu inancındayım. Yine Selman Karasu arkadaşımızla devam edeyim istiyorum. Bu Kürdistan'daki orman yangınlarını genel anlamda küresel iklim krizinden ayrı tutmamızı güçlendiren temel etkenler, özellikle o temel etkenlere ilişkin sizin bir ekoloji hareketi içinde yer alan bir aktivist olarak doğrusu yorumunuzu merak ediyorum. Yakın gözlemleriniz de var. Ta Hasankeyf'ten bu yana çok yoğun biçimde kamuoyunun gündemine de giriyor. Sadece ormanlar değil, tarım alanları değil, aynı zamanda tarihi de yok edilen bir coğrafyadan söz ediyoruz bazı projeler aracılığıyla. Siz ne dersiniz bu işe? Elbette yani küresel iklim krizi tüm dünyayı etkilediği gibi bölgeyi de etkiliyor. Yani iki anlamda etkiliyor. Tabii bölgeyi ayrı tutan, bölgedeki ekolojik hareketleri ya da krizleri ayrı tutan başka bir yönde var. Bu da sürekli yürütmekte olan savaş konseptidir. Yani bu savaş konsepti neticesinde ormanlar da yakılıyor, barajlar da yapılıyor. Farklı sizin de ifade ettiğiniz gibi tarihi kültürel dokular yok ediliyor. Yani çok net formüle edebileceğimiz bir şey var aslında. Bugün Kürdistan coğrafyasının alt ve orta kuşakları barajlarla yok ediliyor. Üst kuşakları da yangınlarla yok ediliyor. Ve bu bahsettiğimiz formülasyon aslında bir savaş konseptinin neticesinde ortaya çıkan bir şeydir. Yani yalnızca iklim krizinden kaynaklı yaşanan şeyler de nihayetinde. İklim krizinin elbette bahsettiğimiz gibi etkileri oluyor. Birçok yerde olduğu gibi burada da karşımıza çıkıyor. Yalnız yani bir iklim krizinin sonucu değildir su barajı. Su barajı bir bütün olarak sadece Hasankeyf'te değil aslında bir bütün olarak Dicle Vadisi'ni sular altında bıraktı. Yani yaklaşık 200 köy yerleşiminden bahsediyoruz. Tam tamına 199 köy.
199 köyü yerleşimi sular altında bıraktı. Bunun dışında biz bazen barajları ya da işte diğer bu gibi ekolojik kıyıma yol açan projelerden bahsettiğimiz zaman genelde insan bağlamında ve yerleşimler üzerinden değerlendiriyoruz ama çok daha yıkıcı etkisini aslında biz vadilerde, ormanlık alanlarda, dağ yamaçlarında, tarım alanlarında ve bir bütün olarak o doğal alanın kendisinde görüyoruz. Evet, 199 köy sular altında kaldı doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendi ciddi anlamda. Ama çok daha ciddi bir neticesi bir bütün olarak baştan başa Dicle Vadisi aslında etkilendi. Ormanıyla, tarım alanıyla, vadide yer alan bütün habitatıyla yani etkilendi. Ki bunun kendisi aslında yani birçok yerleşimin sadece sular altında kalmasına gerek bırakmadan orta ve uzun vadede ciddi etkileyecek. Yani Dicle Nehri'ndeki balıkların ölümü ya da balıkların etkilenmesi orta vadede, uzun vadede o çevrede yaşayan bütün yerleşimleri etkileyecektir. Yani dolayısıyla Diyarbakır kent merkezinin, Batman kent merkezinin ya da Mardin kent merkezinin ve ilçe merkezlerinin doğrudan sular altında kalmamış olması onların orta ve uzun vadede aslında Ulu Su Barajı'ndan etkilenmeyeceği anlamına gelmiyor. Böyle bir ciddi etkisi var. Bunu tabii ki bütün barajlar açısından da değerlendirebiliriz. Bunun ötesinde elbette bir kültürel kıyımdan da bahsediyoruz ki bu da savaş konseptinin kendisidir aslında. Savaş konsepti içerisinde yer alan bu süreçlerin sonuçlarının en ciddi yine karşımıza çıkmış olan durumlarıdır. Şöyle bir önemli vurgu yapmak gerekiyor. Mesela Hasankeyf Barajı yani Ulu Su Barajı 45 yıllık yaklaşık 50 yıllık bir sürecin sonucudur aslında. Yani devlet aslında bu barajda 50 yıl boyunca ısrar etti. Türkiye'de hiçbir barajda ya da hiçbir hidroelektrik santrallerinde ya da bir projede, herhangi bir projede bu denli bir ısrar görülmemişti. Ama ısrarla bu barajı gündemine aldı ve gelen her hükümet bu barajı yapmak için yapması gerekeni yaptı diyebiliriz yani farklı farklı gerekçelerle ama en nihayetinde ortaya çıktı. Bunu biraz geçtiğimizde aslında Devlet Planlama Teşkilatı'nın raporuyla aslında başlamış bir sürecin olduğunu görüyoruz. Ve dediğim gibi gelen her hükümet de bunu bir devlet politikası olarak ortaya koydu ve süreci yürüttü. Daha sonra 2019'da suların bırakılmasıyla tamamlandı Ulu Su Barajı. Ulu Su Barajı aslında etkisi altına aldığı bölgeyi bir anlamda insansızlaştırdı. Yani bunu biz orta vadede çok daha net bir şekilde göreceğiz sonuçlarını ama onun dışında bir kültür ortamında bir kültür ve tarih alanını yerle bir etti ve maalesef kıyıma uğradı yani. Yani bunu görmek daha önemli. Değerlendirmek mümkün mü? O baraj sonuçta direkt bölgenin Kürtlüğüne dönük bir saldırı olarak planlandı. Aynı şekilde bu ormanların yok edilmesini de maden alanlarına dönük bu araştırmalar sonrasında ranta peşkeş çekilmesini de bu temelde değerlendirmek mümkün mü? Bu başlık üzerinden de böylece belki bu Limak, Cengiz Holding vesaire gibi şirketlerin oralara dadanmasını da konuşabiliriz. Sizinle devam edelim yine Selman Karasu arkadaşım. Elbette yani bahsettiğiniz bu alanda değerlendirmek mümkün. Yani bölgede yaşayan birçok halk aslında bahsettiğimiz alana baktığımızda Süryanilerin, Ezidilerin, yine tarihsel olarak Keldanilerin ve elbette Kürtlerin yaşadığı, tarihsel olarak yaşadığı bir alandan bahsediyoruz. Ve yani bir orijindir aslında burası. Toplumsal bir orijini de var buranın. Yani sonradan bir toplamadan bahsetmiyoruz ya da sonradan gelip yerleşenlerden bahsetmiyoruz. Yerleşik olarak ya da yerleşim merkezi olarak Hasankeyf 12 bin yıldan bahsediyorlar ama bir Dicle Vadisi tarihi var bir de. Yani mevzuyu ben o anlamda aslında sadece Hasankeyf üzerinden görmek de biraz yetersiz kalıyor dedim. Bir Dicle Vadisi gerçeği var ve Dicle Vadisi'nin aslında yaşam tarihi, yani yaşamın orada bir anlamda akışının tarihi çok daha eskidir. Çok daha eskidir. Bunu böyle görmek gerekiyor ve elbette tabii politik olarak da buradaki halklara dönük ciddi bir insansızlaştırma, kültürel kırma belki de uğratma, tarihsizleştirme, belleksizleştirme amacı taşıyor. Yani bunu net olarak görmek gerekiyor.
bahsettiğiniz bağlama geçmek gerekirse, yani bu madenlerle ilgili durum, sözünü ettiğiniz raporu aslında biliyorum. Yani en azından taslak üzerinde bir bilgim var. Mesela geçen sene, belki onunla okumak, onunla beraber okumak daha iyi olabilir. Geçen sene Türkiye'de meclisten geçmişti bir maden alanları belirlendi. Yani önümüzdeki işte 10 yıllık süreçte, 5 yıllık süreçte maden ruhsatı verilebilme ihtimali olan alanlar belirlendi. Yaklaşık 120 civarı, şu an tam sayı aklıma gelmiyor, yanılıyor da olabilirim ama 120 civarı bir maden alanı belirlendi. Türkiye'nin her tarafında var. Yani bu Akdeniz'den tutun Karadeniz'e, Marmara ve bölge yaklaşık 3 tane kadar birçok alanın ismi burada geçiyordu. Ve elbette bir rant süreci söz konusu olacak. Yani bu bugünden başlamak kaydıyla, ki zaten başladı birçok yerde. Yalnız Gürcistan'daki madenler ve orman yangınları ya da ağaç kesimlerini biraz şu noktadan da okumak gerekiyor. Mevzu sadece rant üzerinden de değil, elbette rant boyutu da var ama aslında rantın kendisi de biraz savaş konsepti çerçevesinde geliştiğini görüyoruz. Yani bir anlamda savaş ekonomisi yaratıyor. Yoksa bir sadece kapitalist bir rant olarak da karşımıza çıkmıyor. İşte kendi zenginlerini besleme olarak da karşımıza çıkmıyor. Yani yine Gürcistan'da rantın da aslında bir savaş rantı olduğunu görüyoruz. Mesela son dönemde güneyden Şırnak üzerinden getirilen ağaç, işte tonlarca ağacın kesilerek güneyden getirildiğini, Şırnak'tan içeriye sokulduğunu biliyoruz. Çok çabasına da yansıdı. Şimdi bunun kendisi aslında devam eden bir savaşın yaratmış olduğu bir savaş ekonomisinin ürünü olarak görmek mümkün. Yani hem müteahhitlerine bunu yaptırıyor ama bir taraftan da belki de aşikte tutmasını düşündüğü ya da bu anlamda işte yedekte tutmasını düşündüğü korucular üzerinden ya da korucular işletleri üzerinden bu işi yaptığını görüyoruz. Aslında burada bir denklem de oluşturulmaya çalışıyor. Yoksa sadece bir hani kaba anlamda bir rant oluşturmanın da ötesinde bir savaş ekonomisinin ürünü olduğunu, sonucu olduğunu da görebiliyoruz. Peki buradan okumak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum yani. Peki. Gülsel Hanım, sizinle devam edelim. Bu konuyu biraz önce de aslında tam o noktaya gelmiştiniz. Bu rant meselesinin savaşla bağlantısı boyutu da var. Selman Karasu da bunu değindi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz gerçekten? Klasik rant da değil, işte klasik dünyada yaşanan küresel iklim krizinden kaynaklı gelişmeler de yaşanmıyor Kürdistan'da. Nedir gerçekten bu? Yani bu kadar pervasız yapan bu iktidarı, temel yaklaşımı nasıl değerlendirmek gerekir? Ya aslında bir taşla birden fazla kuş vurulmaya çalışıldı. Çok açık ve net. Yani bir taraftan Kürt sorununun mevcut haliyle ısrarı, güvenlikçi konseptle ele alınması, Kürdistan'ın coğrafyasının yağmalanması, falan edilmesi, daha doğrusu yok edilmesi meselesi. Ama ikincisi tabii ki bir yönüyle bu yok edilme sürecinde yandaşlara kar bir şekilde dağıtmak ya da yandaşların gelip oraya işte el koyması meselesi. Ama bunun da uzağında aslında yeni bir ganimet kültürünün bir kez daha aslında devletin içerisinde yeşerdiğini görüyoruz. Yani belki bunu böyle tanımlayabiliriz. Evet, geçmişte de vardı. Sonuçta 100 yıllık bir Kürt sorununla 40 yıllık çatışmasını geçen bir şeyden bahsediyoruz. Eskiden de devlet güvenlik güçleri köyleri yaktı, mezraları yaktı, ormanları yaktı. Fakat bugün sadece yakmak da mesele değil, bir de talan etme meselesinin eklendiğini görüyoruz. İşte bunu en iyi Afrin'de gördük. İşte Afrin zeytinleri talan edildi. İşte Gresipi'de, Serekan'de gördük. İşte buğdaylar çalındı. Ya da Suriye Savaşı'nda işte fabrikalar söküldü, Türkiye'ye getirildi. Antep, Hatay pazarlarında satıldı. Bugün işte tam da Selman Bey'in söylediği gibi işte güneydeki ağaçlar, işte Behtinan'dan bilmem Metina'ya kadar bir sürü yerde ağaçlar kesiliyor. İşte ve bir şekilde kamyon kamyon ağaç Türkiye'ye girişi sağlanıyor sınır kapısına. Ya da Şırnak'ta ağaçlar korucular eliyle katlediliyor. Yani bu meselede aynı zamanda bir el koyma, işgal etme meselesinin ötesinde gittiği yeri, deki her bulduğu şeyi ganimet olarak görme ve onun üzerinden de nemalanma, onu da bir şekilde kendisi için kar gören bir anlayış olduğunu da görüyoruz. Bu anlamıyla aslında çok vahşi bir sürecin içerisinden geçtiğimizi de ifade edebiliriz. Yani ya yakılıyor,
ya kesiliyor ya talan ediliyor. Yani her anlamıyla aslında bir düşman hukuku bile diyemeyeceğimiz bir politika uygulanıyor. Yani düşünün, normalde koşullarda, savaşlarda da, yani savaş koşullarında bile hani doğa kutsaldır, yani ağaç kutsaldır. Hani bu hastanelere saldırılmaz gibi aslında yaşam alanlarına saldırılmaz. Siz savaşta da olsanız aslında karşı tarafın buğday tarlasını yakmazsınız, barajını zehirlemezsiniz, suyunu kesmezsiniz. Yani bunlar binlerce yıllık insanlığın kendi deneyimlerinden süzerek getirdiği etik kurallar. Hani savaşın bile bir hukuku var, savaşın bile bir ahlakı var, bir yaklaşımı var. Ama burada bütün ahlaki değerlerin, bütün hukukların çiğnendiğini ve gerçek anlamda bir talan ekonomisiyle, bir talancı mantığıyla bütün Kürdistan'a girildiğini ve yeniden ve yeniden Kürdistan'ın bir bütünen aslında işgal edilip biata zorlandığını görüyoruz. Yani iradesini bükemediği, teslim alamadığı, ne yaparsa yapsın geriletemediği halkın o inancını, kararlılığını bir şekilde, intikamını aslında çok açık ve net bir şekilde doğadan çıkarıyorlar. Yaşam alanlarından çıkarıyorlar. Bu anlamıyla aslında yani dediğim gibi hiçbir etik değeri olmayan çok ahlaksız bir süreçten geçiyoruz. Yani bütün ahlaki değerleri çökmüş bir şeyden. Fakat bu şunu göz ardı etmemizi engellemiyor. Yani Kürdistan'ın kendisi uzun yıllardır çatışma alanı olduğu için aslında birçok açıdan işte ne diyelim, henüz uğranılmamış yerler. Yani bu anlamıyla sermayenin de aslında çok fazla iştahını kabartan yerler. Yani işte Dersim'de Pembelik Barajı'nı yaptı. Limank yaptı yani. Kim yaptı? İşte bakıyoruz, işte Muş'ta barajlar yapılıyor, Cölemek'te. Bunların bir kısmı güvenlik gerekçesiyle yapılıyor. Ama bu güvenlik gerekçesiyle yapılan barajlardan da yine yandaşlar rant elde ediyor. Bu anlamıyla maden meselesini hiç yabana atmamamız gerekiyor. Bugün Dersim'de verilen maden ruhsatları, eş zamanlı çıkan bu yangınları üst üste koyduğumuz zaman gerçek anlamda aslında büyük bir talana doğru gidiyor. Çünkü AKP'nin hukuku yok. Yani İkizdere'de de aynı şeyi yapıyor. Ya da işte atıyorum Antalya'da da aynı şeyi yapıyor. Mersin'de de aynı şeyi yapıyor. Bunların üzerine Kürdistan'da ayrıca savaş gerekçesiyle yapıyor. İnsansızlaştırmak için yapıyor ve oradaki insanları göçertmek, yoksullaştırmak için yapıyor. Bir de bu meseledeki en temel şeylerden birisi, yani bununla yoksullaşan Kürt halk gerçeğini de görmemiz gerekiyor. Çünkü normalde kendi köyünüzde yaşıyorsunuz, işte hayvanınız var, tarım yapıyorsunuz, size yetecek kadar işte rızkınızı çıkarıyorsunuz ama oraya baraj yapılıyor ve siz artık orada tarım yapamaz hale geliyorsunuz, hayvancılık yapamaz hale geliyorsunuz. Ne oluyor? Ucuz işgücü olarak büyük şehire gitmek zorundasınız ve ne iş olursa yaparım diyerek aslında o sermayeye, o kapitalizmin çarkına da entegre olmak zorundasınız. Bu anlamıyla bir yoksul Kürt işçi sınıfının da bunun üzerinden yaratıldığını ve bunun da kapitalizme can suyu taşıdığının da özel olarak altını çizmemiz siz gerekiyor. Çünkü evet. Peki. Bu konuyla ilgili aslında bir başlığa da şöyle bakmak istiyorum. Selman Karasu ile devam ederim. Ya her ne olursa olsun sonuçta doğaya, topluma, tarihe verilen tüm zararlar aynı zamanda o zarar verenleri de vuracak noktaya geliyor. Yani işte bugün dünyanın birçok yerinde yaşanan doğal gösterilen krizlerin altında yatan da bu. İşte en korunaklı devletler Belçika, Almanya, Hollanda geçtiğimiz aylarda seller altında kaldılar. Yani yüzlerce, binlerce ev nehir oldu, aktı. Şimdi bu zararı Kürdistan'da kat be kat verenler gerçekten bunun kendilerini de vuracağını hem iklim açısından hem doğa ve tarih açısından hangi açıdan bakarsanız bakın görmüyorlar mı? Yani bu ormanları şirketlere peşkeş çekerken kendilerini de yok ettiklerinin farkında değiller mi? Bunu sorarak başlayayım. Elbette öyle olacaktır. Yalnız şöyle bir durum da var. Bugün aslında iklim krizinin sonucu olarak konuştuğumuz ekolojik yıkımlar ya da daha farklı bir işte özellikle bölgede Kürdistan'da bir savaş konseptinin sonucu olarak ya da savaş konsepti çerçevesinde gelişen durumlar olarak değerlendirdiğimizde konuştuğumuz ekolojik yıkımlar herkesi etkiliyor. Yani
köyü sular altında kalan kişiyi de etkileyecektir. Ama orta vadede işte biraz önce Gülsen Hanım'ın ifade ettiği ucuz iş gücü olarak buradaki insanlar yerinden edildikten sonra işte büyük şehirlere, belki de metropollere gidiyorlar. Dolayısıyla aslında oradaki hem sosyoekonomik durumu hem de belki de siyasal denklemi değiştirecek bir noktada oluyorlar. Bu alanda ele alındığında elbette herkes etkiliyor. Egemeni de etkileyecektir belki. Rantı sağlayanı da ya da rantı ortaya koyanı da etkileyecektir ve o rantı yeni de etkileyecektir orta ve uzun vadede. Yalnız bugüne dair konuştuğumuz zaman aslında yine bu biraz sınıfsal bir sorun olarak da karşımıza çıkıyor. Yani ekolojik yıkımların ilk sonucu itibariyle baktığımız zaman özellikle kısa vadede. Niyetinde tarımını yapamayan, dolayısıyla hayvancılık yapamayan köylüyü etkiliyor aslında ilk etapta. Ya da evi yıkılıp, mesela size bir örnek vereyim. Hasankeyf'te, Hasankeyf biliyorsunuz sular altında kaldıktan sonra yeni Hasankeyf adıyla bir yerleşke yaptılar. Ama oradaki evlerin çoğu işte bildiğimiz TOKİ mantığıyla borçlandırılarak halka devrildi. Hani diyelim ki bir süre bu borcu ödediler, ödeyebildiler. Onun ötesinde herhangi bir yıllardır oluşturulmuş olan o bütün ekonomik değerler ortadan kalktığı herhangi bir çoğunun herhangi bir işi de yok. Yani en nihayetinde eski Hasankeyf dediğimiz Hasankeyf, sular altında kalan Hasankeyf bir toplumsal yapıydı, bir yerleşim yeriydi ve yılları bulan bir yerleşim yeriydi. Aynı zamanda bir kentti. Dolayısıyla esnafı vardı, çarşısı vardı ve daha birçok şey. Ama bugün yeni yapılan Hasankeyf'te betonarme evler var sadece. Ki bunun da altyapısı bile yok. Yani geçtiğimiz ilkbaharda sular altında kaldı, çamur altında kaldı. Dolayısıyla bu ekoloji yıkımların aslında ilk vurduğu ve belki en çok ilk elden etkilenen kişiler yine yoksul kesimler oluyor. Tabii ki uzun vadede ya da orta vadede kıyamet koptuğunda herkesi etkileyecektir belki. Kapitalistleri de etkileyecektir, bu yönetimleri de etkileyecektir. Ama bence bunu bu denli vurgulamak da çok doğru olmasa gerek ya da en azından bu şekilde ele almak da ekoloji yıkımları çok doğru olmasa gerek. En nihayetinde bugün ilk elden de acilen bir direniş sergilenmek gerekiyor. Bir direniş, ekolojik direniş dili oluşturmak gerekiyor. Ve aynı gemide olmadığımızı belki de bu minvalde belirtmek gerekiyor. Yani ifade etmek gerekiyor. Direniş onlar direniş, yıllar sonra ya da işte bu ekolojik... Özellikle o direniş diliyle ilgili onu geliştirmek gerekir derken daha da açmanız mümkün mü? Mesela uzun yıllardır birçok etkili çalışma yürüten bir ekoloji hareketinde de yer alıyorsunuz. Hasankeyf'e dönük de çokça iş yaptınız. Kamuoyu da yakından takip etti. Forumlar ve diğer taraftan bir dil oluşturmaya dönük de çabalarınız oldu. Onu daha iyi anlamak için soruyorum gerçekten. Hangi anlamda nasıl bir direniş dili ve o direniş dilinin somut yansımaları, etkileri ne olabilir? Ya öncelikle şu, hani azca bahsettiğim ekoloji yıkımlar aslında yoksulları etkiliyor ve tüm yoksulları etkiliyor. Yani herhangi bir yerde bir ekolojik yıkım ortaya çıktığı zaman dedi ki ilk etkilenen sanatsal yapı ya da toplumsal yapı yoksullar oluyor. Dolayısıyla aslında buradan bir hani işte toprağımı vermiyorum, ben burada tarım yapıyorum ya da işte suyumu vermiyorum çünkü bu su benim yaşam alanım, yaşam kaynağım, yaşam varlığım. Dolayısıyla buradan doğrudan yerelden bir direniş dili kurmak, yani benim olanı alamazsın, gasp edemezsin üzerinden bir direniş dili kurmak ilk etapta yapılması gereken ya da üstlenmesi gereken bir durumdur. Ama bunu sadece yerelde de bırakmamak gerekiyor. Yerelle sınırlı da tutmamak gerekiyor. Bir zaman zaman aslında bunu görüyoruz. İşte İkizdere'de bir süreç işleniliyor. Bir süreç ortaya çıkıyor. Ciddi direniş de ortaya çıkıyor ama yerel kalıyor. Ya da işte Kaz Dağları'nda bir süreç ortaya çıkıyor. Biraz farklı bir süreci olmakla beraber yine nihayetinde yerel ve sınırlı kalıyor. Yani zamansal olarak da sınırlı kalıyor. Ama bu devam edecek. Yani Kaz Dağları'nda bugün Kanadalı şirket Amoskop belki gitti ya da işte onun yerine taşeron şirketleri gittiler. Ama bu önümüzdeki dönemlerde gelmeyecekleri anlamına gelmiyor. Ya da işte farklı bir şekilde oradaki süreç işlemeyecek anlamına gelmiyor. Dolayısıyla buralardan, evet, yerellerden bir dil kurmak önemli. Karşı çıkmak, tepki göstermek, reaksiyon göstermek önemli. Benim olanı gasp edemezsin üzerinden bir dil kurmak önemli.
Ama öbür taraftan bunu yani yüksek siyasetin tırnak içerisinde söylüyorum, yüksek siyasetin malzemesi haline getirmek de, konusu gündeme haline getirmek de önemli. Dolayısıyla aslında bu birinci dereceden politik yapıcılar tarafından ele alınması gereken bir durumdur. Siyasetçiler tarafından ele alınması gereken bir durumdur. Ve aslında o siyasetçiler bunun politik dilini oluşturmalıdırlar. Yani çünkü bu sadece halka bırakılacak, işte oradaki köylüye bırakılacak bir mevzu olmaktan çoktan çıkıyor. Diye. Peki. Siyasetçiler dediniz ama doğrusu HDP'li vekillere, HDP'ye bir bütün olarak diğer klasik siyasetçiler gibi de davranamıyoruz alanda, mücadelenin içerisinde. Ama bu alanda yine soralım. Gerçekten evet. Bu direniş dilini ve kültürünü Gülistan Hanım nasıl, ne şekilde oluşturmak mümkün? Bir de belki bir kıyaslama yapma açısından. İşte Ege'de de, Karadeniz'de de, Marmara'da da yer yer köylüler kendi tarım alanları için, kendi yaşam alanları için ciddi direnişler geliştirdiler. Bir şekilde kamuoyuna da yansıdı. Destek de buldu hatta uluslararası örgütlerden. Ama Kürdistan'da bu tablo nasıl işliyor? Orada yaşanan doğal felaketlerde, yangınlarda, sellerde gerçekten aynı yaklaşımı göstermek mümkün oluyor mu bu hareketler açısından? Bir de halkın geliştirdiği direniş dili açısından kıyasladığında nasıl bir tabloya tanıklık etmek mümkün? Buyurun. Ya açıkçası yani Selman Bey'in söylediği şey çok doğru. Yani bu meselenin en temeli tabii ki o coğrafyada yaşayan halk. Yani asıl öznesi suya el konulduğunda, toprağa el konulduğunda mağdur olacak insanlar. Ama bu mesele sadece o bölgeyle de sınırlı olmuyor. Yani işte şimdi Dersim'i konuşuyoruz. Dersim normalların yanında, sadece Dersimler bundan etkilenmeyecek. Bütün Kürdistan, bütün Türkiye, bütün bölge etkilenecek. Onun için yerelle bölgesel olan arasında, yerelle ulusal olan arasında gerçekten bir denge, bir bağ, bir iletişim kurmak gerekiyor. Bu anlamıyla da evet, siyasete çok iş düşüyor. Çünkü bu meselenin görünür olması, dillendiriliyor olması, halkın talebinin aslında dile getirilmesi, halkın en azından siyasetçiyi yanında görmesi, o direnişin bir parçası olarak yanında bulması çok önemli. Örneğin İkizdere direnişinde günlerce bizim milletvekili arkadaşımız, işte Sayın Murat Çepni de oradaydı. Birebir içerisindeydi, komisyonumuz gitti. Ya da bugün işte yangınlar oluyor, bölgeye hemen milletvekillerimiz gitti, komisyonumuz gitti. Yani bu anlamıyla siyasetin de bu işin asli öznelerden birinin olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii bizim için mesele çok daha hassas. Çünkü biz demokratik, ekolojik bir hareketiz aynı zamanda. Yani kendimizi parti olarak da ekolojik bir hareket olarak tanımlıyoruz. Onun için Türkiye'de ya da dünyada nerede olursa olsun her türlü ekolojik kıyımın karşısında durmamız gerekiyor ve bunda duruyoruz. Fakat bu meselede de Kürdistan'ın dezavantajlı bir yerde durduğunu ifade edebilirim. Aslında evet, Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nin Kürdistan'daki ekoloji mücadelesine kattıklarına gerçekten minnettarız. Bunu da özel olarak ifade etmemiz gerekiyor. Onların sayesinde Kürdistan'daki ekolojik yıkım, ekolojik tahribatlar çok daha görünür oldu ve bu konuda en azından hepimiz de öğreniyoruz, daha fazla bilinçleniyoruz. Fakat bu anlamıyla daha fazla bir sivil örgütlenmeye ihtiyaç olduğu da bir gerçek. Yani çok daha fazla yapının, derneğin, oluşumun olması gerekiyor ve dört koldan bu meseleyi gündemleştirmemiz gerekiyor. Yoksa sadece aslında çok sınırlı sayıdaki sivil toplum kuruluşu üzerinden bunu dinlendirmenin kendisi de bir yetersizlik yaratıyor. Onun için çok güçlü ekoloji örgütlerine ihtiyacımız var bizim. Hani bunu siyaset dışında olan kısmı yani, için söylüyorum. Araya giriyorum ama bunu şöyle algılamak mı gerekir? Ya kimse Kürdistan'ı görmüyorsa görmesin. O zaman Kürdistan'dakiler kendi sivil oluşumlarını, evet, direniş yapılanmalarını geliştirsin. Bu bir şekliyle, evet, başka görmeyen kesimleri de görmeye mecbur etmek anlamına mı geliyor? Hem öyle, hem de aslında yani şöyle diyeyim, belki Türkiye'deki en hızlı bu ulusalcılık duygularını aşan iki yapı vardır. Biri ekoloji hareketidir, sanırım biri kadın hareketidir. Bu anlamıyla çok daha perspektifi geniş, çok daha aslında o başka bir bağlamdan bakıyorum. Ama bu şu demek değil, her koşulda Kürdistan'ın yanında yer alınıyor, her koşulda Kürdistan'daki yangın, Kürdistan'daki tahribat görülüyor anlamına gelmiyor. Bunun için Kürdistan'ın kendi ekoloji örgütlenmesini güçlendirmesi gerekiyor. Bu konuda toplumun bilinçlenmesi gerekiyor ve gerçekten
itirazını görünür kılması gerekiyor. Burada tabii ki bize de, siyasete de çok iş düşüyor. Yani bir yerde bir maden ocağı varsa ve orada halk direnmesin ya da direnmesin, siyasetin orada olması, orada o kepçenin önünde, o iş makinesinin önünde, o sermayelerin önünde durması gerekiyor. Bu birinci olarak bize düşen. Ama bunun dışında da siyasetin dışında toplumun kendi öz örgütlülüğünü oluşturması gerekiyor. Özellikle de ekoloji mücadelesi açısından ben bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biz bunu Hasarkeyf sürecinde de deneyimledik. Ben o zaman HDK sözcüsüydüm. Bir platformda kuruldu, örneğin çağrıcısı olduk, ama işin gerçek yürütücüleri biz her zaman bir destekçi pozisyonunda kaldık. Siyaseten sözünü söyledik ama oranın öz örgütlü olduğunda o işi alıyor, götürüyor, yürütüyor, devam ettiriyor. Evet. Onun için bu özgün ve özel olarak ele alınması gereken, üzerinde durulması gereken bir mesele sanırım. Tamam. Buradan yine sizinle devam edelim, çünkü siyaset üzerinden devam edelim istiyorum. Sonuçta bir şekliyle siyasetin bu tablonun değişimdeki rolünü anlattınız, aktardınız, ama programın başında da yine Salman Karasu arkadaşımız söylemişti. İktidarın, iktidarların rolüne, yönetimlerin rolüne dikkat çekmişti. Türkiye ve Kürdistan açısından iktidarın rolünü sorguladığımızda, bu Doğu Atalanı'ndaki rolü açısından karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Özellikle son 5 yılda AKP-MHP yönetiminin bu anlamda güncellediği politikayı nasıl değerlendirmek gerekir? Yine Gülistan Hanım, sizinle devam edelim. Oradan aynı konuyla ilgili Sayın Karasu'nun da görüşlerini almak istiyorum tabii. Buyurun Gülistan Hanım. Çok iyi biliyoruz. 2015 yılından beri gittikçe daha fazla otoriterleşen, yerel yönetimleri tasfiye eden, işte kayyum rejimiyle Kürdistan'ı yönetmeye çalışan, demokrasi adına ne varsa işte yok eden ve anayasayı askıya almış aslında bir hükümetten bahsediyoruz. Şimdi böyle bir ortamda, yani kıyıcı olarak yeniden savaş konseptine dönüldü, yeniden Kürt sorununda şiddet sarmalına dönüldüğü bir iklimden bahsediyoruz. Ama bununla beraber, buna eşlik eden, geçmişten farklı olarak aslında toplumdaki bütün mekanizmaların da felce uğratıldığı bir dönemden geçiyoruz. Yani işte 90'larda da savaş vardı, belki 2000'lerde de savaş vardı. Ama en nihayetinde demokratik örgütleri güçlüydü, sendikalar güçlüydü, yerel yönetimler vardı. Şimdi bütün bunları felce uğratmaya çalışan, bütün bu ara mekanizmaları, yani siyaset dışında da toplumun sesini duyuracak bütün mekanizmaları yok eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Örneğin şöyle düşünün, bugün Kürdistan'da kayyum atanan belediyelerin olduğu yerlerdeki Doğu Atalanı'nın kaç katı olduğuna bakalım. Yani hani hem kasasını boşaltıyor, hem halka hizmet götürmüyor, hem halkın parasını çalıyorlar, ama yetmiyor. Aynı zamanda biz şunu çok iyi biliyoruz ki ormanlık alanları, belediye ait arazileri, meraları vesaire vesaire, birçok şeyin aslında yapısını değiştiriyorlar, tahsisini değiştiriyorlar ve bütün bu alanları peşkeş çekiyorlar. Bu anlamıyla aslında bu kayyum rejiminin, yani bu AKP-MHP'nin kayyumcu anlayışının Kürdistan'ı talan etmek için özel olarak aslında uygulandığını ve bunun da aslında topyekün bir yok ediş, topyekün bir süpürme hareketi, topyekün bir aslında bütün alanı yok etmeye dönük bir anlayışları olduğunu görüyoruz. Yani bütün toplumun demokratik direniş alanlarını yok etmeye çalışıyor. İşte ekoloji hareketine de örneğin Selman Bey de gözaltına alınmıştı. Yani ekoloji mücadelesi, sizin Kürdistan'da ekoloji mücadelesi yürütmeniz de örneğin gözaltı gerekçesi olabiliyor, tutuklama gerekçesi olabiliyor. Yani doğanızı savunmanız örneğin, ağacı savunmanız, tarım alanını savunmanız. Yani bu anlamıyla Kürdistan'daki bütün mücadele, bütün direniş illegalize edilmiş, kriminalize edilmiş durumda, terörize edilmiş durumda. Yani her şey suç Kürdistan'da. Neredeyse nefes almak bile suç. O anlamıyla da herkes suçlu. Her şey de suç. Yani Kürt de suçlu, Kürt'ün ağacı da suçlu, Kurdu da suçlu, dağ keçisi de suçlu. Bu anlamıyla tamamen bu, her şeyi suçlu gören ve bu suçluluk üzerinden, suçlama üzerinden de her şeyi yok etmek isteyen bir faşizmden bahsediyoruz. Ve bu faşizm Kürdistan'ı işgal etmek,
ilhak etmek istiyorum. Kürdüz yani kuzey için yeniden işgal diyebiliriz ama aynı zamanda Güney Kürdistan Rojava açısından da aslında bütün bir o geçmişteki Misak-ı Milli denilen sınırları içerisine alan yeni Osmanlı'yı canlandırmaya çalışan bir akıl olduğunu görüyoruz ve bu akıl çoklu işliyor. Yani tek düze, tek yönlü bir akıldan değil, çok yönlü, oldukça saldırgan, hiçbir hukuku gözetmeyen, bütün evrensel değerleri, bütün hukuku ayaklar altına alan bir yapı var karşımızda. Peki. Sayın Karasu, sizinle de bitirelim istiyorum. Benzer bir soruyu size de soracağım ama dediğim gibi başlangıçta da dikkat çekmiştiniz iktidarların, yönetimlerin bu sorumluluğuna. Bu sorumluluğu biraz daha açarsak hem Türkiye açısından nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Belki kısaca tüm dünya açısından da iktidarların tablosunu, sorumluluğunu aktarmak açısından da söyleyeceğiniz şeyler vardır. Son 3-4 dakikalık zamanımız. Onu da siz buyurun değerlendirin istiyorum. Teşekkürler. Aslında orada kastımız şu, yani iklim krizinin sebebi ya da işte iklim kriziyle başa çıkmanın yolu dünyanın demokratikleşmesidir derken biraz şunu kastediyoruz. Şimdi ekoloji dediğimiz şey demokrasiyle doğru orantılı bir şeydir aslında. Yani aynı şekilde ekolojik yıkımların artması ya da ekolojik yıkımların görece daha yıkıcı bir boyut alması da aslında baktığımızda iktidarların ya da hükmedenlerin, egemenlerin daha fazla otoriterleşmesi ve daha fazla belki de tek ses haline gelmesiyle doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Yani bütün dünyada böyle. Bunun sebebi de dediğimiz gibi yani ekoloji dediğimiz şeyin ekolojinin demokrasiyle doğrudan ilişkili olmasıyla ilgilidir. Şöyle örneklendirebiliriz belki bunu. Daha önce de ifade etmiştim. Yani siz işte Karadeniz'de ya da Van'da, Gürpınar'da, Zilan Deresi üzerinde HES'i yaparken oradaki halkla mı bu işi görüşüp gerçekten bir ihtiyaç temelinde değerlendirip o HES'i yapıyorsunuz? Yoksa tamamıyla işte rant temelli ya da savaş konsepti temelli ya da daha farklı gerekçelerle mi kendi programatiğiniz doğrultusunda mı bu işi ortaya koyuyorsunuz? Yani bunun aslında yapılış süreci bu mevzuyu özetliyor. Yani bunun yapılış süreci ilk olarak tüm otoriter iktidarların yaptığı gibi aslında herhangi bir kurumun kuruluşa ya da oradaki halka tartışılmadan, değerlendirilmeden üstten gelen bir dayatmayla ortaya çıkmasıdır ve yapılmasıdır. Dolayısıyla antidemokratik olmasıdır aslında. Yani yönetimin bunu otoriterleyen bir tarzda ortaya koymasıdır. Ve bu bütün dünyada da böyle aslında. Böyle olduğu için de aslında biz yıkımlarla karşı karşıya geliyor. Ama eğer bu halkla beraber tartışılsa ve ihtiyaç temelli bir yaklaşımla ele alınsa, yapılan tüm projeler için bu geçerli. Sadece aslında HES'ler ya da barajlara sıkıştırmak da doğru değil bu. Yani Gezi Parkı'nda olan da buydu aslında biraz baktığımız zaman. Çünkü ekolojiyle biraz ilişkili bir süreçti hatırlarsanız. Gezi Parkı'nda olan da buydu. Yani orada birileri kendi başına ve kendi programatikleri doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalıştılar. Halkla bu temas etmediği için ya da değerlendirilmediği için, konuşulmadığı için farklı bir noktaya evrildi ve halkını elbette kabul etmedi. Dolayısıyla yönetimlerin demokratikleşmesi derken, çünkü biz iklim krizinden bahsederken ya da ekolojik yıkımdan bahsederken gelinen noktada birçok şeyin sebep olduğunu biliyoruz. İşte emisyonlardan tutalım, yapılan nükleer enerji santralleri ve bunun gibi birçok daha farklı şey. Birçok sebebi var. Bu anlamda her birinin küçük küçük tek tek sayarsak belki yani satırlar yetmeyecektir bunu anlatmaya, yazmaya. Ama hepsinin tek sebebinin de biz dediğimiz gibi aslında ihtiyaç temelli bir yaklaşımla bunu ele alması gerektiği üzerinden şekillendiğini ya da sonuçlandığını görebiliyoruz. Bu anlamda Türkiye ile ilişkilendirdiğimizde de aslında bu sürecin Gülistan'ın biraz ifade ettiği gibi de gittikçe otoriterleşen ve aslında gittikçe özellikle son 20 yıla baktığımızda ekonomik yıkımın arttığı
bir süreci biz görüyoruz. Yani ekolojik yıkımın artışıyla aslında iktidarın, egemenlerin otoriterleşme süreçleri doğru orantılı olarak ilerliyor. Bu net bir şekilde karşımızdadır. Verilerle de aslında bunu açıklayabiliriz. Yani son 3 yılda yaşanan ağaç kesimleri son 5 yıl öncesinden daha fazladır. Ya da son 3 yılda ortaya çıkan orman yangınları 5 yıl 10 yıl öncesinden daha fazladır. Son 3-4 yılda yapılan işte kontrolsüz HES'ler, jeotermal enerjiler ya da kontrolsüz işte nükleer santral projeleri, aynı şekilde maden sahalarının yeniden açılması. Son 3 yılda 5 yılda yapılanlar son 10 yıldan 15 yıl önceden daha fazladır. Yani bu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ve aynı şekilde dediğimiz gibi ki siz de bunu ifade edersiniz sanırım. Yani iktidarın da aslında otoriterleşmesi son 3-5 yılda çok daha fazladır. Son 10 yıldan ya da son 15 yıl önceden çok daha fazladır. O anlamda bunu net bir şekilde ifade edebiliriz yine. Ekolojik yıkımın sebebi aslında en büyük ve bütün olarak baktığımızda, bütün değerlendirdiğimizde en büyük kaynağı aslında otoriterleşme politikaları. Peki. Bütün dünyada da böyledir. Herkese Türkiye için de böyle. Peki. Çok teşekkürler Selman Karasu, Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden. Yine Sayın Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDP Muş Milletvekili. Başlangıçta yanlış demiştim. Tekrar özür dileyim. Her ikinize de tekrar teşekkür ediyorum. Emek ve katkılarınız için çok sağ olun, var olun. Evet sevgili izleyiciler, bir özel programın sonuna geldik. Kürdistan'da yakılan, yok edilen doğayı, ormanları, tarım alanlarını ve bunda iktidarların sorumluluğunu tartıştık, konuştuk. Tekrar yeni programlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.